Biz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve la abdül muttaqin ve salatu vesselam ala resulih Muhammed ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Demak, hurmatli hamkorlar, o'tgan safargi tijoriy suhbat, tijorat uchun nima qilishlik suhbatimizni davomida aytamiz. Yopish texnikasiga kelgan edik. Har bir savdo haqiqat haqidagi suhbat mijozni qaroriga olib keladi. Kim hamkorlikni taklif etmasa, u hech qachon muvaffaqiyatga erishmaydi. Shiorimiz shunaqa ekan. Demak, har birimiz shunaqa o'zimiz qilgan ishimizni, ya'ni bu xalqqa, butun dunyoga, mamlakatlarga, dunyolarga hozirgi kunda eng dolzarb, zarur bo'lib turgan texnika, texnologiya bo'lganligi uchun buni to'xtamasdan hamma joyda gapirishimiz kerak. Chunki bizdan eshitib kimdir bu narsaga erinib, shu narsaga demak, a'zo bo'lib kelajakda farzandlarini bola chaqalariga, nabiralariga munosib bir meros qoldiradigan bo'lsa, albatta kelajak avlod sizni bizlardan xursand bo'ladi. Yoki bir vaqtlarda eshitgan edim, mana shu narsani qilmagan ekanman desangizu, o'sha nabirangizni, farzandingizni, oshna og'aynisini ota-onasi shu ish qilgan bo'lsa, katta-katta daromad olayotgan bo'lsa, ana o'rinda aytaman, meni ota-bobom, meni dadam, meni bobom, yoki meni momom, meni onam shu ishni ishlagan ekan, qilmagan ekan, qilganda biz ham shunaqa g'amishlar boshqa skaylarda oshqab ancha chiroyli yashayotgan bo'lar edik degan keyingi paytdagi bizdan norozilik ham bo'lsa bo'lmasa kerak. Har bir inson, demak, bu yo'l qurilishini qilyapmiz biz. Yo'l qurilishi bu albatta sadaqa joriyaga islomda kiradigan narsa. Kimki bu narsaga arzimagan o'zini hamyonidan peshtanga chaqib pulini chiqarib a'zo bo'ladigan bo'lsa, bu demak, Allohning huzuridan e'tiborga olinadigan ish bu. Kelajakda Xudo xohlasa farzandlarimiz meros olgandan tashqari o'zimiz dunyodan ketganimizdan keyin har bir kishi o'luvchidir. Har birimiz o'lamiz. Bu dunyoda hech kim qolmaydi. Qoladigan bo'lsa Lenin qolishardi, qoladigan bo'lsa Brejnev qolishardi, Stalin qolishardi. Iloji yo'q, hamma ketadi. Shunday bo'lgandan keyin bizdan nima qoladi? Nom qoladi. Yoki shunaqa diktator degan nom qolishi mumkin, yo zolim degan nom qolishi mumkin, yoki shunisini yaxshi nom qoldirishlik uchun bu bir aslaha qurol hozir mana shu holatda bizni qutilgan ishimiz shunaqangi bir kelajak avlodi uchun ham o'zimiz kelajagimiz uchun ham bir ma'qul ish. Demak, to'g'ri savol mijozni qiziqtirishini aniqlash. To'g'ri savol berishimiz kerak. Mijozni qiziqtirishini aniqlashimiz kerak. Ya'ni sizga qanday keldi loyihamiz? Bizning loyihamiz sizga ma'qul bo'ldimi? Ro'yxatdan o'tasizmi? Qanday yo'sinda hamkorlik qilamiz? Bu savolni yopish savollari texnologiyasini A bandiga kiradi. Demak, demak, birinchi bo'ladigan savollarimiz mijozga taqdimot o'tgandan keyin shu. So'raymizda, qanday bo'ldi sizga bu texnika, sizga yoqdimi, ma'qulmi? Bu so'rashda ham shunaqa narsa borki, misol keltiriladi. Masalan, Namangandan Toshkentga shu yo'lni qurganimizdan keyin hozirgi singari mashinada 100 ming so'm to'lab 5 soatda Toshkentga yetib bormaysiz. Bu texnologiya quriladigan bo'lsa 40 ming so'm pul berib, yarim soatda yetasiz. Sizga ma'qul keldimi? Biz texnikamizda qiziqishni o'rganamiz. Loyihaga qanday qilib bo'lishini. Ma'qul bo'ldi. Javobi ha. Ro'yxatdan o'tasizmi? Albatta javobi ha bo'ladi. Qanday usulda hamkorlik qilamiz? O'zi o'zini aytadi. Hamkorlik qilishini dastlab olgi paytlarda menga yordam berasiz, men komanda qilaman, komandamga o'zingiz tushuncha berib turasiz, men o'zim mustaqil taqdimot o'tadigan bo'lgunimcha ozgina yordam berasiz degan albatta iltimosini mijoz qiladi, yoki bo'lmasa vaqtincha man kelib turaman, siz meni tanishlarim bor, shularga taqdimot o'tib berasiz degan o'zimda javob bo'ladi. Demak, bu hamkorlik boshlanishi. Hamkorlik yana ikkinchi ma'nosi bu yerda borki, hamkorlikda qanaqa siz biz bilan hamkorlik qilasiz, ya'ni siz o'zingiz taklif qilgan nima qilib yoki ro'yxatdan o'tganingizdan keyin o'zingiz o'ta olasizmi, o'zi o'ta oladigan bo'lsa o'rgating, o'zim o'taman, o'zim o'rganaman deyishligi mumkin. Yoki bo'lmasa yana hamkorlikni ikkinchi bosqichidagi gap bu yerda bo'ladiki, oyma oy 100 dollardan masalan paket ochib to'lab boradimi yo birdaniga to'lov qilib bitta paket oladimi, mana shu narsada. Demak, yopish texnologiyasining ikkinchi bebandi muqobil savollar, ikki xil usul taklif etish. Javob asosan ha bo'ladi. Demak, biz qanaqa misolda keltiramizki, biz hozir siz bilan to'lovni qismlab to'lash usulida rasmiylashtiramizmi yoki birdaniga to'lov bajarasiz? Mana ikki xil savol beryapsiz. Siz oyma oy demak 100 dollardan to'lab to'lov qilasizmi, shunaqa paket ochasizmi yo to'lovni birdaniga qilasizmi? Buni ikkalasidan bittasini tanlagan holatda muqobil savol beryapmiz, bir biriga muqobil bo'lgan alternativ deydi ruschasiga savol beryapmiz.
Yok ki bu razı gün böyle de rastlaşık yani biz filmimizde rastlaşık deyemiz kısmını aktarlar. Yok ki bir de ne kadar olaymandır cevap böyle de. Ha cevap bu. Albatta bunun cevabı ha buldu. Avval rukattan utup son uzunluğunuz paket resmi işini araştırırsınız mı? Yani ki rukattan utup zaman bozsanız oraya tutsam uzunluğunuzu rukattan alıp uzunluğunuzu müstakil görüşte tolağı bacarırsınız mı? Yok ki sizi de kumaklaşıp rukattan utkızı tolağınızı bacarışı ki oradan bir ayında sorayız. Bunda ham ikkidan biriga ha javob bo'ladi. Mana shu narsani muqobil savollar va javoblar albatta ham bo'lishligiga olib keladigan savollarni berishimiz kerak bo'ladi. Sizga ma'qul keldimi kompaniya? Ro'yxatdan o'tasizmi? Ha? Albatta ma'qul keldi, ro'yxatdan o'taman shunaqa javoblar bo'ladi. Bu bebandi ro'pishtirma kelsin. Ya'niki biz nima desak bo'ladi? Savdoni yakunlayapmiz. Savdoni yakunlash. Ya'ni yangi mijozga savdo qilyapmiz. Masalan, har turda soat savdoni ko'p usullar bor. Har narsani sotish, har narsani olish shuning singari biz o'zimizni texnikamizni savdosini qilyapmiz. Demak, C variantda ko'ramiz. Ha, javobli savollar. Masalan, mijoz har doim bunday savollarga ha, tasdiq so'zi bilan javob beradi. Beradigan savollarimiz quyidagicha. Eslashimcha sizga qaysidir usul mos keldi, shundaymi? Ha, menga rasochkasi mos keldi. Yoki menga birdan to'lash mos keldi. Yoki menga eng minimal paket mos keldi, maksimal paket mos keldi. Siz bu, ya'niki biz texnologiyamizni qisqa bo'lib, masalan 1000 dollarlik paket olishi oyma-oy 100 dollardan, ya'niki hozirgi diskont bo'yicha 18000 TL olishga rozi bo'ldingizmi? Bu albatta ha deb javob beradi. Siz bu narsada sizni mana bu bizni aksiyalarimiz dividend berishlik qiziqtirdimi yoki bizni marketing planimiz bo'yicha beradigan sizga chiqadigan taklifingizdan chiqadigan bonusga siz qiziqtirdimi? Shunaqa savollar beradi. Bu albatta ha meni bonus qiziqtirdi yoki dividend olishim qiziqtirdi degan o'zini roziligini va o'zini ha javobini beradi. Siz bu usullerde afzalliğini gördünüz mü? Deseniz, ha, afzalliğini gördüm. Ben mesela pul toramasından kırsam ham, mülkattan otelimdeyken birinci milyonda 15 vaz milyonda bonus çıkışlı gibi acayip bana usul buldu. Deyen cevabı ham, deyen cevabı verdi. Demek siz sahibine köptesiz ve ben rasmilaştırışta sizde yordam korsatama şunu da aynı. Albatta ha, cevabını olasız. Kiyinki variantımızda bu soru cevaplar türkümü Benjamin Franklin teknikasını kullanış. Benjamin Franklin teknikası kanaka. Bu texnika nimadan iborat va bu qanaqangi bir natija berishligi mumkin. Bu juda ajoyib. Masalan, ikkala turgan hamkorni ham jalb bo'lishligiga olib keladigan savol javoblar bilan. Bitta qog'ozni olasiz, toza sof qog'oz olgandan keyin ham bitta qog'oz olgandan keyin o'rtasida ikkiga bo'lasiz. Bir tomoniga loyihani afzalliklarini yozib berasiz. Ikkinchi tomoniga esa kamchiliklarni yozing deb undan taklif qilasiz. Masalan, oldin taklif qilishingiz mumkin, kamchiliklarni yozib bering deyishingiz mumkin. Mijoz kamchiliklari, mana bu kamchilik bor ekan, mana bu kamchilik ekan, boring, 4-5 ta kamchilik topadi. Siz uni afzalliklarini bir tomoniga afzalliklarni undan nisbatan 3 barobar ko'p afzallikni yozib berasiz. Shu siz loyihani afzalliklarini yozganingizdan keyin mijoz esa kamchiliklarni yozsa, ana ammo bu u yetarli miqdorda kamchilik topa olmaydi, chunki hozir aytganimizdek va mijozga aytilgan kamchiliklar bilan afzalliklarni taqqoslashga imkoniyat bo'ladi. Albatta mijoz topgan kamchiliklardan afzalliklarni bir necha barobar kam chiqadi. Bu esa qaror qabul qilish uchun bir turtki bo'ladi. Ya'niki mijozingizga kamchiliklarni topib o'tirgan, negativ bo'lib o'tirgan mijozni pozitiv tomonga aylanishiga sizni ko'rsatgan natijangiz, ya'ni sonlardagi, raqamlardagi natija albatta ustuvorlik qiladi. Ustuvorlik qilgandan keyin albatta nima deymiz, kurashda yelkasi yerga tekkan odam mag'lubiyatni tan oladi. Ye, taqqoslav. Men taqqoslab bering. Boshqa bir bizning sarmoyadorlik mahsulotlarimiz va imkoniyatlarimizni boshqa kompaniyalar mahsulot va imkoniyatlari bilan taqqoslab bering. Masalan, boshqa kompaniya, qandaydir kompaniya bor, boshqa bir kompaniya bor, juda kompaniyalar turi ko'p hozirgi paytda. Ha, minglab kompaniya bor, minglab, minglab kuniga minglab kompaniyalar ochiladi, bir ming bitta yopiladi. Bir tarmoq shunaqa degan ekan. Shunaqa holatda tasdiqlar boshqasiga nisbatan taqqoslab berasiz. Bizda demak qo'ygan pulimiz yo'qolmaslik, afzallik tomonidan aytasiz qo'ygan pulimiz dividend berish boshlashligi va o'zidan bir necha bor ko'proq narsa berishligini, ya'niki bir tovuq misoli, tuxum beradigan tovuq misoli keltirib berasiz. Boshqa kompaniyadan olgan mahsulotingiz, masalan bir martalik mahsulotni oldingiz, bergan pulingizga qandaydir mahsulotni oldingiz. U 3, 4, 5 kunda yo'qolib ketadigan narsa. Yoki o'sha boring bir oyda. Qandaydir hattoki eng zo'r mahsulotni ham muddati, ya'ni
nima deb aytamiz? Surogi bor-da. Surog. Surog bo'lgan narsa albatta qachondir yo'qolib ketadigan narsada. Iste'mol qilishga ulgursangiz, iste'mol qilganingizda ham yo'qolib ketadi o'sha pul. A bizda qo'yilgan tikilgan pul qayta-qayta o'sha o'ziga nisbatan miqdor-miqdor berib boraveradigan bunaqa loyiha. Yana boshqa bir qandaydir ustuvorlik tomonlarini ko'rsatib, taqqoslab berishingiz mumkin. Savollar berib mahsulotni soting. Javob taklif etman. Siz savolni bering. Mahsulot sotish uchun harakat qilib, savollarni beravering. Uni javob taklif qilman. Ha, mana shu narsaga siz qanday qaraysiz degan narsani keragi yo'q. Masalan, kompaniyada dividend olarkan, dividend olgan yaxshimi deb o'tirmang. Siz yaxshi, bu shu afzalidan savol bilan afzalidan tasavvur o'zingiz javob bilan savol shunaqa savol bo'lsin, javobli savol bo'lsin. Shunaqa berganingizdan keyin albatta sizni sotish uchun takliflaringiz rivojlanib, mukammallashib boraveradi. Mahsulot haqida 3 soatlab seminar o'tkazishdan tiyiling. Masalan, seminar ochib olib, seminar yoki tashkil qilib yoki prezentatsiya qilib, juda uni mujg'ovini chiqarib 3 soatlab olib gapirish shart emas. 20 minut, yarim soat, ortib kelsa 40 minut yetarli bo'ladi. Undan ortiq qiladi. Undan og'iga ruschada utamlyanie degan bo'ladi. Sizni mijozingiz o'sha sizga nisbatan o'sha tinglash qobiliyatini yo'qotish boshlaydi. Sizin shaxsiy tarixingiz taqdimotingizga bir ta'kidlanish hisoblanadi, ta'kidlanish. Ya'ni siz o'zingizni kompaniyadagi tarixingizga gapirib berishingiz taqdimotingizni bir to'liq bo'lishiga, uni bir ta'kidi o'laroq sizga o'sha mahsul beshlikka yondashilgan tomon bo'ladi. O'zingiz tarixingizni, qanoq kelganingizni, qachon kelganingizni kompaniyaga, qancha kompaniyada bo'lganligingizni, shuningdek bir xudo xolisa qo'lingizdan kelgancha o'zingiz tarixingizni aytib bersangiz, demak, lider bo'lganligingiz holatini, master bo'lgan bo'lsangiz, master bo'lish holatingiz, ekspert bo'lsangiz, ekspert holatingiz, qanday bir natijaga erishganligingizni, siz o'zingiz tarixingizni, o'tmishingizni gapirib berishingiz kompaniyadagi, bu albatta sizga taqdimotingizni ta'kidlashi, bu albatta sizga bo'lgan muhabbatni mijozda ortishini olib keladi. Ortishiga olib keladi, Alloh xolisa. Mijozingizni ijobiy javoblari. Ha, mijozingizning ijobiy javoblari. Demak, mijozning muhitiga, his tuyg'ulariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ha? Mijozlar muhitdagi, muhitdagi his tuyg'ulari ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Mijozga savollar berishdan qo'rqmang. Ya'ni bu yerda nima ta'kidlab o'tilyapti? Savol berish. Taqdimot o'tkazgandagi savollarni qo'rqmay beravering. Necha mana savol bersa, mana qanaqa javob berar ekan, noto'g'ri javob bo'lib qolarmikan, xato javob bo'lib qolarmikan yoki menga meni qoniqtirmaydigan javob qolar mumkinda, hech qachon qo'rqmang undan. Doimiy savollaringizni berib borishingizni odat qiling. Mijoz bilan albatta savol javob tematikasini hech qachon to'xtatmang. Ko'p sotuvchilar nimanidir unutgandek xavotirda bo'lishadi. Gapirib turgan taqdimot qilib turganda nimadir esimdan chiqib ketdimi degan xavotirda turadi. Hatto suhbatda yana bir odam borligini unutishadi. Ya'niki bir kishi bilan suhbatlashib turishgan bo'lsa, ikkinchi odam borligini unutib ham qo'yishadi hayajondan. Buna qilmasa kerak. Va nimalardir, ya'ni o'sha hayajonga kirgandan keyin nimadir esdan chiqargan holatdagi o'zini tutishligi yoki ikkinchi odam borligini esdan chiqarish, bir odamga yo'llanib, shu bilan suhbat davom ettirib, yondagi odamga e'tibor bermay qolishlik bu bular yana boshqa mavzudan chalg'ishlikka olib keladi. Shuning uchun doimo oldin ustozimiz oldida tajribangizni yig'ib, tajribangizni o'tkazib, birikki taqdimotlarni ustozimdan birgalikda o'tkazib, ravon yo'lga tushib, ravon suhbat yo'nalishiga tushib olganingizdan keyin u yoqda sizda hech qanaqangi bir shunaqangi xotirada qandaydir kamchilik borligini sezish nimasini xususiyatini yo'qotgan bo'lasiz. Suhbatdoshingiz xalqqa hamdardlik bildirish muvaffaqiyat kalitidir. Suhbatdoshingizga hamdardlik, o'sha boshlanishda suhbat taqdimotdan oldin, taqdimotdan keyingi suhbatlarda hamdardlik bildirish, ya'ni nima o'sha bir ishlashlik, imkoniyatim yo'q deb boshqa mavzulardan keyin ochamiz. Pulim yo'q, e'tirozlar bilan ishlash keyingi temamiz, bobimiz bor. Undan alohida o'tamiz. Masalan, undoq bo'lardi desa, albatta, siz holatingizni tushunib turibman. Bu xudo xolisa o'ylanib ketadi. Mana bu holatdan oldin bo'lganman. Bu holatdan chiqib ketdim. Chunki o'zingiz boshingizdan o'tganligini, oldingi suhbatimizda aytgandek, tarixingizga gapirib berishdik. Shunaqa holatlarni keltirib, misolga keltirib, o'zingiz boshingizdan o'tgan misollarni keltirib, mijozi o'sha muvaffaqiyat kaliti deyishligim sababi hamdardlik bildirish, ya'ni u odam meni ko'nyapti, menga bu odam meni taklif qilyapti, menga achinyapti, meni yaxshi ravo ko'ryapti degan ijobiy fikr hosil bo'lgandan keyin
Albatta siz muvaffaqiyatga erishasiz. Muvaffaqiyatga erishganingiz u odam sizga sizni taqdimotingizni qabul qiladi. Keyingi mavzu. Demak, shijoatsiz sotuvchi xuddi bir amaldor kabidir. Gary Fawkes Bennix degan shu raqamini aytgan ekan, shijoatsiz sotuvchi xuddi bir amaldor kabidir. Amaldor qandoq? Dalada dalani ko'rmagan amaldor keladida, buyruq beradi, 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 hamma quloq soltiradi, xuddi uni ishlayotgandek, buyruq beradi, beradi, beradi ketadi. Shijoati yo'q, ya'niki o'zining kasbiga, o'zining mahsulotiga to'liq kirmagan, ya'ni bir diktovka o'qigan qog'ozdan bir narsani o'qib bergan odam amaldor nima chiqadi, minbarga chiqadi, yozib bergan qog'oz o'qib beradi. Ana shunaqa bo'lib qolmaslik kerak. O'zingizda ijobiy his-tuyg'ular va quvvatni ko'rsating. Hissiyotingiz o'sha yerda ko'rsating, his-tuyg'u degan hissiyotimiz. Emotsiya deymiz, kompaniyada shu shunaqangi bir kompaniya haqida gapiringki, shijoat bilan shunaqangi bir ravon so'zga ega bo'lingki, yani sizi gapirayotganingizni ko'riboq kompaniyaga qanchalik muhabbatingiz borligini mijoz sezsin va o'zingizni bu narsadan quvvat olayotganingizni ko'rsating. Hamisha shijoatni saqlang. Yani bu yerda o'sha Gary Bennix shijoatsiz sotuvchi xuddi bir amaldor kabidir degan yozuvi inglizchasini ham mana qo'yib qo'ydim mana. O'shani haqiqiy matni mana bu bo'ladi. Mana shunday holatda bo'lishligimiz va o'zimiz shijoatimizni ko'rsatishimiz kerak. Barcha qatnashchilarga shijoat tilaymiz va tashrifga minnatdorchilik bildiramiz. Bugungi mana shu oldingi temamiz, ya'niki tijoriy savdo bobini oxiriga yetkazdik. Endi xudo xolasa keyingi mavzularga o'tamiz. Mana shu mavzu bo'yicha savollar bo'lsa, marhamat. Keyingi mavzuyimiz ya'ni kuzatuv. Kuzatuv borasida gaplashamiz, kuzatuvxona bo'lishi haqida gaplashamiz. Hozirgi bob bo'yicha savollar bo'lsa, marhamat. 5 minut savol-javobga vaqt ajratamiz. Marhamat, savollar bormi? Yozamiz. Tak, chatda bir o'qib olganmiz. Assalomu alaykum, rahmatulloh. Va alaykum assalom, rahmatulloh. Abdulaziz, va alaykum assalom. Sizga ham salom bo'lsin, Allohga ham salom bo'lsin. Savollar bo'lsa, marhamat, yozamiz. Savol yo'q. Matrosov, Netvap Rosov. Demak, keyingi bobga o'tamiz. Rozilik beramizmi? Plus bilan abratga beramiz. Keyingi mavzuga o'tishimizga kim rozi bo'lsa, plusini tashab qo'ysin. Yaxshi, Baxtiyorjon. Xo'p, ustoz. Uchqo'rg'ondagi qurilish nima bo'lyapti? Qobuljon, ertalabki suhbatimizdan qatnashdingiz, men xuddi shu mavzuda gapirib o'tdim, ertalabki suhbatimizdan aytib o'tdim. Aholining 5% jalb bo'lganda qurilishni boshlaymiz. Bo'lmasa monopoliya olib qo'yadi qo'limizdan tortib. 10-15 odam boshlaydigan bo'lsa, hammani qarab qo'ldan olib qo'yadi biznesini. Ochiq tekstimdan aytaman, shundan bo'lsangiz. Qachon? Aholimizni 5% qo'llab-quvvatlaydi, biz qo'shqachon 5% inson. Bu narsaga yana mana shu savolga to'liqroq javob berib o'tayin. 5% deyamiz-da. 5% masalan mana suv. Ya'ni suv tumanini misolga keltiraman, chunki u yoqda hozir juda transport kirdi chiqdi, anklav hudud bo'lganligi uchun muammolar bor. Ana shu muammolardan kelib chiqib javob qilamiz-da. O'sha yerda 100 ming aholi yashar ekan. 5000 O'zbekistondan 5000 ta odam shuni qo'llab, bizni texnologiyamizni qo'llab-quvvatlaydigan bo'lsa, biz struktura interesda bo'lamiz 5000 kishi. Aytaylik, mana hozirgi bor hamkorlar strukturani yuqorisida turibdi. Undan keyin strukturaga So'x tumanidan yangi keladiganlar qo'shadi. Undan keyin bilasizmi kimlar keladi? Kompaniyani Skyway dunyo bo'yicha 1.5 million odam qo'llab-quvvatlagan. Skyway community'ni o'zida hozirgi kunda 500 mingga yaqin odam bor. O'shani 5dan biri 100 mingga kelsin, 100 dollardan paket olsin, 10 million oyiga kirib keladi. O'zbekiston qarasa pul kirib keladi. 10 millionni endi qarang. 48% tarmoqqa tarqatib beriladi. Yuqoridagi sponsorlarga 48% ketadi. Tushunyapsizmi? 4 million 800 ming dollar sponsorlarga ketadi. O'ylab ko'ring, 5000 odam agar strukturasida o'sha bitta odam tushib qoladigan bo'lsa, chetdan bitta odam kirib, taqsimotga ketadigan bo'lsa, algoritm qilib tashlaymiz biz. Biz strukturani O'zbekistonga tushib olganda uyog'ini algoritm qilib tashlaymiz. Nasib algoritm kompyuterga ajratib, keyin yangi odamni tashlab beraveradi. Navbat bilan.
çaptan onga strukturan tuldur bora verir, en pastarı çukurluğu da gelenir. Yetinçim, sakızınçim, altınçim, beşinçim çukurluğu da gelenir. Bunu bütün teknolojisi işlep çıkarıp koyduğundan. Doğalası bana şuna seni biz uzunmizi, işimizi mükemmel derecede yetkizelik, taklif kılalik, taklif. Ha, birge bir. Mesela bu ayda bitti taklif kıldınız. İkinci ayda ikide bölesiler. İkalarını bitirden taklif kılsanız, üçüncü ayda tuttu bölesiler. Geometrik progres. Burada bitti adam taklif koyun, bitti adamın tatbisi koyun. Bilesin bir ildeki muskançı, bitti adamı strukturası bir ildeki 2048 adam böyledi. Eğer burada bitti daha bir kişi yazsa, bir ilde 2048 de böyledi. Bilesin mi? 12. ayda genelde. Hay, bir ayda bir kişi, bitti daha adam taklif koyun, strukturası falan paytta, bir ilde, hop, demek bir 2048'de adam böyle bir strukturamızda, bir kişinin strukturasıydı. Bir yerde kaç oturuyoruz? Bana bir alakalı 7 kişi oturuyoruz da, 14 bin adam kalırdı. Kuruluş ve mura soktu, ben de başa işimiz mümkün böyledi. Soktu, kuruluş başa geldiğimizdeki çetil hamkorlarımız, hem biz prelüt ni proyekt diydi. Soktu başlaştan aldım, Özbekistan'ın sertifikatını alıştık için, Özbekistan'da mesela sertifikatını alıştık başlaştık için, avvala sınav maydanı tarikasında 1 kilometre çok kuruluyordu. Kurulup yolda yürüzük bahsettiğinden derken, derken devamlı bir kuruluş başlanırdı. Ana şu, fırlatın fırlatı ötkenimizde derken, bütün dünyadan üniversiteler bizde birinci, mesela hazır Dubai'de başlayan bozası birinci manzil dastır. Yolda demek Dubai'de tarmaklı marketin takplanan ekan, tarmaklı marketin yok, şeyhli özür tutarak kuruşadı. Ama bizde tarmaklı marketin imkaniyeti var. Tarmaklı marketin yolunu koyduğumuz derken, biz de cüde katta katta halkımız için hem uzunumuz faydalanımız hem halkımız faydalanır. Barça hamkorlarga cüde katta katta yolda kuruluş başlangandan derken, yani biz şu urunda boşa oladığından bulsak mı şu soktum hem de harekat kılıp bozguna adaylaşadığından bulsak, keyinçelik o şey katta proyektler, 1000 kilometrelik yol kuruluk, bağlı, Kutay, bağlı, Orta Asya'nın dirliliğine alışımız mümkün. O Arap ülkelerinin dirliliğine şarjı oluyordu. Arap Dubai oluyordu. Arap emirliklere, orta Arap memleketlerine 27 Arap memleketi var. Hemmesinin dilirliğine hazır Dubai oluyordu. Biz hem Orta Asya dilirliğine kalaydık, hareket kalaydık. Az yine kalbimizden az yine hareket kalaydık. Bir kere uydu oturuşun çoğu vakti hem utkazılındı. Karantinde oturken çoğu vakti utkazılındı. Bana webinarlarla, duplikasyonlarla katlaşıp, derslerini alıp, uzunumuzu, hamkorlarımızın derslerini verip, o'rganib ozgina shu vaqt biror kishi bir zoomda qanaqa man majlis o'tkazaman deb e'tibor nima murojaat qilgani yo'q. Mana zoomda o'tkazildi bir dast avval. Zoomda man qanaqa qilib webinar o'tkazaman, o'rgatib qo'ying, tushuntirib qo'ying deb bir kishi kelgani yo'q. Bir kishi murojaat qilgani yo'q. Ko'rasizmi qanchalik aktivmiz. Gulbahorxon so'xda nima gap? Hozir aytilgan gap. Hozir aytilgan gap. Tushunarli ustoz, rahmat, qobiljon rahmat. Demek ki biz ikinci mavzuyumuz başlayalımız. Demek polislerini aldık. Tenime gelen bir var, uzun bir tanıştır o tamam. Ben Rasul Anvar, 1977-99 yıllarda alakalı tüzümlerde mühendis oldum. İşlerden ben, 1999 yılında 2014 yılında çetar bir kollik bulaşı olman gelmen. 2014 yılı Skavay hakkında malumat olganda uluşlar bulup kırdım. 2014 yıldan Skyway'de Regional Rahman Skyward Community anılığı Skyward Community kampanyasının bu konukunda Regional Rahman'ı demek expert. Lavozun expert. Muvaffakiyatki iltuğçu oldu adamlar. Bana şu oldu bizi kılıyor ve pürbütü yapkan derseniz bizi geleceğine muvaffakiyat verildi. Ne fakat bizde, biz avlatlarımız bir doğa koyu yaşaydan havat kalıp geledi. Muvaffakiyatlılar stratejisi, devamlı hareketler. Kaçan mücazlarda işanç kuşaysa, şimdi pülkele başlaydı. Siz mücazınızı işantırın, her bir kere mücazınızı siz işitken belki gün elbette kampanyaya hamkor bulup koşulsun. Siz pülük kutten koymayın, pülük kaçadı anlarsın, o kança kovsanız yapamayız. Siz mücaz kutten koyun, mücazı çinçe böyle ölün. Mücazınızı işançını kuşaytırın. Sizga bo'lgan ishonch, siz taqdimotni shunday o'tishni o'rganingki, bu odamlar Koreyaga borib ishlayman deb kolesterolni o'lib terlab o'rganyapti. O'zbek tilida taqdimot o'tyapmiz. Mana shu taqdimotni qoyillashtirib o'tishni o'rganing. Shunda pul kela boshlaydi.
Strateji şunu da olmuş. Strateji yanlış mı kalmış? Aldığımız mücazga şans öğretemez ve bizi arkamızdan kürt gelişi başlayalım. Bu harekatlar kupınca asal ayı baskıcı değil yani. Asal ayı baskıcı demek o şey asal ayını hemen düşündük. Kulakta hareketimiz yani şansını oynatışımız mücazelerde öyle kaynı bırakır. Her iki tamamda malum bir hayacanlı kullanış bakırıyla. Demek her iki tamamda. Demek asal ayıda kıyak elinde birbirine bulmamış ne kaynı. Mehul muhabbat tolkulları kopaylanı sengere mücaz binası oranınızda hem şuna kan kullanışlı hayacanlı dakikalı küçeye verilir. Siz mücazınız için çelik tekniken çöntürü bilin, teknologen çöntürü bilin. Bunda kanakangı bir samereli mehnatını kuruşluğuna. Albatta bu da birinci takdimatta olmaz. Bunu kısımla kısımla. Bir denegi kurup 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 bulsanız mücaz yani badbuk kalışı mümkün. Mücaz sizden yani ki kurup kurup sığdırılması mümkün. Bazı tanımakçı adamlardan işlemi stekan tulup kalanı. Ne? Stekan tulup kalanı derken nasıl kirmiyor diyor kısımlayın. O şakalat ki itkizmezden. Kısımlar kısımlar az gün sıfat olup barıştığımız gelen. Kuzetu, bana şu kısımlar barıştıkta. Birinci takdimatı ötkendeyken, birinci gün yok kuzetu başla. Birinci gün yok imkan kadar onu yani kayıtlı savaşı yapıp tutuşlukta, yani kayıtlı çeşitlikte çarp kulüp koruyun. Bunu soğutup koymasayımız gelen. Alaka bağlamalarınızın daim açık tutun. Telefonunuzu uçurup alıp, WhatsApp'ınızda cevap vermezden, Telegram'a cevap vermezden, buna kadar haptalar, küller, oylar yoğun etmezseniz gerek. Açık duruşluk daim siz alakalı almanız, telefonunuzdan daim iş yaptırsın, daim cevap verin, daimi alakalı bulun. Ben şu halde sizi elbette muvaffakiyet kilitli maşinası da. Demek mücazlarınızdan birinci haritten sonra bağlanıp duruşluğa izin sorun. Demek ki daimi açık duruşluk izin sorun. Yani ki mücazınızda harit kılıp olgan derken dostum, okay, bu tanışınızda kim bulsam, ayol mu, erkek mi, müracaat kılıp, hürmetlik falan için, ben size telefon kılıp, kongrak kılıp, sizinle bağlanıp, sizinle alakalı uzak tutayım, yenilerine ait dursam, maile mi, razı mı sizde, razı gün okuyun. Razı gün okuyup, yenimde, barça kulumuzda, hem kullanmalı, materyallerinizi, hamlesini ilme kılıp, yetkizip, ve yenilerine ait görüp, borup durun. Sonra ularını ihtiyaçları ve manfaatları da kelip çıkıp faydalı malumat ve masalatlar verin. Her bir gün uzun ihtiyacı var, uzun imkaniyeti var. Ha, manfaat, ümmetendir manfaat kuruşuyla kıstaydı. Sübetiniz cereyanında o mücazinizi manfaatli tamamlarını, ümmeten kopra manfaat ölçüde kızıkçılığı ve onu kalaka ihtiyaçları borluğu açılıp kalaydı. O şanasından kelip çıkıp onu faydalı masalatlarını verin. Verin. Mesela aytaylik, zo'r yaxshi narsa ekan, men taqdimot olmayman, taqdimot ishora o'tganda shuncha tanishlarim bor edi, shuncha tanishlarim bor edi, o'shani taklif qilardim, o'shadan katta menga manfaat kelar ekan deydi, manfaatli tomonini ochib qo'ydi. Siz ayting, o'sha odamlaringizni boshlab keling, men ularga taqdimot o'tib beraman. Birinchi taqdimotda qatnashing, ikkinchi taqdimotda qatnashing, uchinchida o'zingiz mustaqil taqdimot olishga harakat qiling. Deb kelishib, biroz shartlashib olib, keyin odamlarga taqdimot o'tib bering. Albatta, odam siz ishlagandan keyin, taqdimotlaringizda qatnashgandan keyin, asta-asta o'z taqdimot o'zidan bo'lib ketadi. Shunaqa 3-ta odamni masalan tayyorlab olsangiz, birinchi yangizda shunaqa 3-ta o'tib ketadigan odam chiqib, ularni lider qilib qo'ysangiz, tamam, yo'q, ish bitdi. Ularni odamlarga yordam berib yuravering. Strukturangizda o'sha 3-ta odam lider qildingizmi, ularga dalda bo'lib kun-kun osha ulardan xabar olib turing. Nima bo'ldi? Sen strukturani yani odam nima bunga yordam berib struktura ko'rinib turadi. Kabinetingizga kirib ko'rib, har kuni ko'rib o'zgarishni ko'rgandan keyin aytingki, mana bu strukturada mana bu kishi, mana ikkinchi liniyadagi mana bu odam jadallashib ketishi kerak. Buni ikkita odam taklif qilib, to'rtta odam qopti. Davay suhbatga chaqir, suhbatlashaylik, buni aktivlashtiraylik, buni yordam qilaylik deb o'sha lideringiz 3-ta odamni lider qilgandan keyin master bo'ladi. Yani işte adamınız master buldu derken siz ekspertliğiniz tanımdan bir adam. Ekspertlik için kanakangı bonusu çıkayıp kalemini koruyayım siz. Bana bazı Vietnamcı da kuşlu kuşa yüketken, Rusya yüketken. Vietnam hakkında malumatlarımız var, saatlerimizde kurup olayız. Demek ki King'in yukarı sıfatlı kullanmalar, materyaller, okul webinarlarını uygunlaşın, yani birleştirin. Şuna uygunlaştırır. Yani uygun bu kaptı, gayen onun hepsi kaptı, onu doğrularımız. Bir de şuna kanka notoluk kolundan varsa düşünce bir pitaman. Demek şu yerde uygunlu, onu da uygun bu kaptı. Kullanmalı, metralı ve binalı. Hemen birbirine çember çaz bağla.
Şunaqa bitta mavzu da bolsun. Demak, oldingi darsimizda aytib o'tganimizda bizning aslahalarimiz, qurollarimiz hamma narsa mana orqamizda fanoskavayda ta'limlik webinar o'tkazilgan joyimiz. O'zimizni suratlar bilan qoplangan bo'lishi kerak. Ishtonlarimizda Skavay brand mahsulotlari juda ko'p. O'shalardan iloji bo'lsa ko'krak nishonlarimizni taqqan holatda bo'lishimiz kerak. Xolosa bu albatta bizga demak kelajak muvaffaqiyatimizga kelib tushunib bo'ladi. Bu siz va mijoz o'rtasidagi ishonchni mustahkamlashish bosqichi hisoblanadi. Demak, mana shu metrallarimiz hammasi uyg'unlashishiga, sizning sharoitingiz o'sha to'liq skavayda mos bo'lishiga, siz bilan mijozingiz o'rtasidagi ishonchni mustahkamlaydi. Mijozga xat yuboring. Yuborgan xatda uchrashuv sanasini aniq ko'rsating va qisqa kun tartibida yozib qo'ying. Masalan, elektron xat yuborasizmi yoki SMS yuborasizmi telefon orqali? Xat yuborib, o'sha masalan, har seshanba mana webinarimiz bo'lishi haqida yoki bir uchrashuvga taqdimotga taklif qilishlik aniq chetda soat vaqtini ko'rsatgan holatda mijozga xat yuborib turing. Iltimos, xatingizni mavzu satiga maqolaga havola borligini tekshirib qo'yishni unutmang. Xatingiz oxirida muqaddima yozing. Ya'niki bu havola deganimiz nima? Masalan, taqdimot bo'lib o'tdi, taqdimotni silkasini jo'natib olasiz. Mana shu silkani bossangiz, biz bugungi yoki kechagi taqdimotimizni ko'rasiz, ishlasiz, o'zingizni xulosa chiqarasiz, keyin suhbatlashamiz deysiz. Yoki o'sha PC deganimiz muqaddima, oxirida muqaddima yozib qo'yishimiz, do'stim, bu yerda bir maqola bor, mavzu haqida, ya'ni istava haqida. Menimcha bu sizni qiziqtiradi deb yozib qo'ying. Yuborgan havolangizga shunaqa ilova yozib qo'ying. Ilova deymi, muqaddima ilova desa bo'ladi. Naqalasa yozib mijozingizga yuboring. Xabardor qiling mijozingizni. Qayta qayta haqida o'ylab ko'ring. Munosabatlarni yaratish orqali oddiy bitim hududidan chiqasiz va bu bilan o'zingizga mijozga ko'proq mahsulot sotish va xizmat taklif qilish imkoniyatini ochasiz. Munosabat yaratishlik, o'zaro munosabat yaratish, yaqinlik qilish, bir marta propiska qo'yib, ko'rsatib qo'yib bo'ldi, endi qachondir keladi. Shunaqa voqealar bo'lyapti, odamlar taklif qilingan, yozilingan, xarid qildirib qo'yilgan, aktivatsiya qilib, xaridni ochib qo'yilgan, hattoki arzimagan 25 dollarlik xaridni ochib qo'yilganda, o'sha holat turayla bu odamlar xabar olinmaydi. Yana kelishadi, yoki savol berishadi, javob berishadi. Palonchi mana mijozim bor edi, men taklif qilgandim, paketlarni olyaptimi, menga bonus chiqmayapti deydi. Itam suyog'i tushib uchun o'yib qo'yiladi. Qo'pol qilib gapirganda. Mijoz propiska qilib tashlab ketilavermaydi, undan xabar olib turiladi. Aytamizki, kuzatuv, biz kuzatuv haqida gapiramiz hozir. Propiska qilgandan keyin ertasiga yo'q, yana bir uchrashuv, yana bir kamchilik bormi, tushunmadingizmi, biror odamga gapirdingizmi? Kuzatuv mashinasini kuzatuv deyiladi. Mijozga har vaqti bilan uni xabar olib turiladi, holdan xabar olib turiladi. Uni ishxona ketayotganligi, vaqti kelib qolganligi to'g'risida kabinetimizga kirsangiz, kabinetimizda ko'rasiz, qachon to'lov qilgan. O'sha mijoz vaqti yaqinlashganda telefoni bor kabinetimizda. Kirib telefonni orqali qo'ng'iroq qilib, telefonni topib, qo'ng'iroq qilib, unga suhbatlashib, do'stim, nima bo'ldi, nima kamchiliklar bor, mendan qanaqa yordamga kerak bor deb qilishimiz kerak o'zim mas'ulot. Bu sizni boshqa yana takliflarni kuchaytirishlik imkoniyatini beradi. U odam o'z takliflarini aytishi mumkin, o'zining takliflarini chaqirib sizga taqdimot qilib kelishi mumkin. Shunaqa rivojlanadi. Buni kuzatuvga olinmasa, mijozdan xabar olinmasa, bonusni qarab o'tiraveradigan bo'lsa ish bitmaydi unda. Mijozingizdan o'zini ishonch doirasidagi kishilar bilan uchrashtirishligini so'rang. Hozir aytib o'tgan narsamiz. Mijozingiz o'zi taklif qilishi bilmaydimi, taklif qila olmaydimi? Imkoniyati bor. Masalan, kim senga yaqinroq do'sting bor? Mijozingiz xursandligidan sizni o'z do'stlariga yo'llantiradi. Siz uni taklif qiling, sen qanaqangisini imkoniyatini, do'stlaring, yaqinlaring bormi, bilan davom boraylik, ko'rishaylik, gaplashaylik. Taqdimot ma o'tib berayin, sen tushuntira olmasan, ma tushuntirib berayin deb o'zingiz taklif bilan chiqing. Qachonki tavsiya sizning xizmatingizdan foydalantiriladigan chiqsa, sizga loyihaga qo'shimcha ishonch darajasi ortadi. Bu nima degani? Sizni mijozingiz tavsiya qilib, mana bir ustozim yoki mani
aplayınım bana onlar mana o şuna taklif kılgan odam baş texnologiya da mana taklif kıldı bu adam mana bir acayip nesen elinip taklif kıldı maşı nesede koşuldum işte kuruyla dese siz bu dostluğa sizi taklif kılardı da dostu kaçan ki sizi taklif kıladığım bolsa sizge birinci kuruşu bolsam sizge nispeten şanç artardı çünkü onu şançlı adamı sizi tavsiye kılardı şançlı adamı şançlıyız şunun için koşumçu şan derecesini yaratırdı bu dostlarımız o şey taklif koyan adamlarımızı dostlarına taklif etmek tutuşlarını uzunuz taklifi bilen çıkın bu sizi dostlarından tanıştırıp varıp korsatıp koysun. Şimdi sizin muvaffakiyetiniz ana şu halatta yüzeye çıkıyor. Kayta haritini en katta ve kopal hatalarından biri kayta haritini vakti, saatini anık bilgilemezlikte. Bunu bilgiyle koşuyorlar kayta haritini vakti, saatini. Sizin keyingi harakatlaringizda qo'yimiz, qarasizki bu qiladigan ishlaringiz nima deb bo'ladi? Sizdan talab etiladigan narsa oddiy. Mijozdan keyingi suhbat uchun izn so'rash vaqtini kelishib olib, eslatmaga yozib qo'yish. Do'stim, bir marta paket olgan taqdirda, keyin bir haftadan keyin bir ko'rishaylik, bir oshnalaringiz bo'lsa to'plab qo'yma, taqdimot tutib bering. Yoki shuning singarin bir aniq belgilab yozib qo'yishingiz kerak, chunki yozib qo'ymasangiz o'zingiz doimiy yoningizda yondaqtiringiz bo'lishi kerak o'sha yerda chestasida yozib qo'yishingiz kerak o'zingiz eslatmangizda yozib qo'yishingiz kerak mana bu mijozimni bugun 6 to'lov bu 4 oydan keyin buni qayta hayotga taklif qilsa bo'ladi yoki oxirgi to'lov bo'ladigan muddati sentyabr 15-da ekan 15 sentyabrda belgilaringiz qo'yib qo'ygansiz mijozingizni oxirgi to'lovi 15-da sentyabrda undan oldin ko'rishib do'stim imkoniyati yaxshi bo'lib qoldi mana deb hozir masalan real vaqtda ko'rsatadigan bo'lsak hozirdan mana pullarda bo'ladigan bo'lsa mana 3 oylik paket bor shundan ham ko'proq miqdor olasan o'tgan safar 500 dollarga 13 ming ta olaydi hozir 600 dollar yaringa 100 qo'ysang 30 ming ta olasan teng baravardan ko'proq deb qayta qayritdi sanasida ketmasdan uni ogohlantirib mijozni isbotlash kerak ana shunda qayta qayrit bo'ladi bitta paket yopib qo'yib endi eslama qutirib oldimda ketavermaydi uni qiziqishini ochishingiz kerak. Birinchi tijoriy suhbat uchun tavsiyalar. Qanaqa tavsiyalarni beraman? Butun olam nimalarda shunaqa tavsiyalar keladiki, birinchi tijoriy suhbat uchun, ya'niki, birinchi taqdimot. Men bu taklif, bu yerda taklif matnini yozasiz, shu yerda yozib qolsangiz yozib qo'yamiz. Men bu taklifni SKV haqidagi ma'lumotlarni haqida batafsil yozib, sizga elektron manzil orqali yuborsam o'zimni baxtiyor sezardim deb mijozingizga ayting suhbatdan oldin elektron pochtangizni bering man yuborayin siz ko'rib chiqing telegram kanalingizni bering telegramga man ma'lumot tashlayin o'qib ko'ring mana shu mavzu haqidagi mana shu meni taklifim haqidagi qisman bir e'tiborli javoblarni sizga yozib yuboring o'rganib chiqing shunda man sizdan juda xursand bo'lardim baxtiyor bo'lardim siz meni taklifimni qabul qilib shu narsani o'qib chiqqaningizda juda xursand bo'lardim deb ayting va keyingi masalan keling hozircha shunchaki uchrashuv kunimizni belgilab olaylik 18 kuni mana bugun 11 18 kun ya'ni taqdimotimiz bor ertalab 11:10 ayting keling belgilab olaylik 18 soat 11:15 aytgancha shu kuni soat 10 vebinarimiz bor birgalashib tinglab olardik kelgusi rejalarimizni va qiladigan ishlarimizni hujjatlar belgilab olsak shunda siz qanday fikrdasiz bular uchun tijoriy suhbatimiz bor o'sha vebinar kunida tayinlang vebinar ishlagandan keyin ko'rishing bir joyda va o'sha vebinarda bo'lgan mavzuni muhokama qilish jarayonida albatta siz o'zingizni tijoriy suhbatingizni olib o'tkazgan bo'lasiz savdoyingizni qilgan bo'lasiz xaridingizni qilgan bo'ladi mijozingiz va mijozingizni albatta muvaffaqiyatli ro'yxatdan o'tkazgan bo'lasiz bu bizni tavsiyalarimiz ishonchlarini qozoning va sizni eslab qolishadi siz o'sha ular ishonchini qozonadigan bo'lsangiz mijozlaringizni ishonchini qozonsangiz hattoki kelajakda hamkor bo'lishiga ehtimoli bo'lgan mijozlar bilan suhbatlashganda kim bilan bo'lsa ham suhbatlashgan vaqtingizda ularga ishonch uyg'oting o'zingizda ishonch uyg'oting kompaniyani qanchalik nimasini qanchalik bilishligingizni mahoratingizni ko'rsating ular albatta sizni eslab qolishadi kichkina kartochkaga qo'l bilan minnatdorchilik bitiklarini yozing
Dostum, bugün men bilan suhbatlashishga vaqt ajratganingiz uchun minnatdorman. Ya'ni haligi bir tabriknoma, taklifnoma singarda vizitka singari qilib, vizitka qilib, vizitka orqa tomoniga, mana shu mana hozir mavzu keldi. Ya'ni vizitkaning orqa tomoniga shu narsalarni mana so'zlarni yozib qo'ying. Dostum, bugün men bilan suhbatlashishga vaqt ajratganingiz uchun minnatdorman. Bugün menga vaqt ajratib, meni boshimni ko'klarga yetkazdingiz. Keyingi uchrashuvimiz 18-sanani intizorlik bilan kutaman, hurmat bilan do'stim Zarmar. Vizitkani bering. Vizitkani orqasida shu yozib bo'lsin. Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, juda ajoyib ish bo'ladi. Bu albatta yuqori baholanadi va mijoz xotirasiga muhrlanadi. Sizda hamda sizga ishonch doirasi ortadi. Haligini olib o'qigandan keyin, masalan, aytilgan gap boshqa. Aytilgan gap quloq eslab qoladi, miyada xotirga tirkamaydi. Yoki kamroq tirkaladi orqa miyada. Mana bu yozilgan, o'qilgan narsa surat yoki ko'z bilan ko'rilgan narsa, ko'z bilan ko'rilgan narsa, kamerada yozilgan narsa yozib qoladi. Eshitilgan narsa vaqt soatini o'tib ketishi mumkin, yoki ko'rilgan narsa chiqib ketmaydi. O'sha yo'llanmani mana aytib yozib chin ko'ngildan tabriknoma yuboring. Do'stingizga masalan, mana masalan ruschasiga spasibo yoki inglizchasiga thank you yoki o'zbekchasiga rahmat deb chin ko'ngildan tabriknoma yuborib turing. Elektron pochta orqalimi, Telegram orqalimi, telefon orqalimi, ba'zi bir ishga deb masalan mijoz bo'lgandan keyin sizga mijoz bo'ldi. Albatta Telegramda rahmat deb izhor qilib qo'ying. Sizning kuzatuv taktikangiz strategiyasi sizni boshqa sotuvchi tarmoqchilardan ajratib turadi. Mana shunaqa taktikani olib boradigan bo'lsa, biz yuqorida o'tilgan kuzatuv jarayonidagi yuqoridagi o'tgan slaydlar bo'yicha taqdimotlarni masalan olib boradigan bo'lsak, kuzatuvdan shunaqa foydalanadigan bo'lsak, bu albatta sizni boshqa tarmoqchilardan, boshqa sertifikatlardan sizni ajratib turadi. Sizni tarmoqqa bo'lgan mehr muhabbat bilan so'zlashingiz albatta sizni tarmoqdagi tarmog'ingizga nisbatan sizda muhim muhabbat borligini mijozingizga ko'rsatadi. Mijozingiz ham hamkor bo'lgandan keyin siz kabi partner bo'lishga, ya'ni hamkor bo'lishga harakat qiladi. Kuzatuv va navbatdagi uchrashuvlar shartnomalar muvaffaqiyatining strategiyasi, statistikasi. Masalan, kuzatuvni birinchi kundan so'ng davom ettirsangiz, masalan, bugun taqdimot o'tdingiz, bugun taqdimotga taklif qildingiz, taqdimotdan keyin mijozingiz bilan 15 minut o'tgandan keyin suhbatlashib oldingiz, ko'rishib gaplashib oldingiz, uni ertasiga yo'q, qo'ng'iroq qilib nima bo'ldi, nima fikrga kelding deb kuzatuvga olishingiz 70% sizga garantiya beradi. Masalan, aytaylik 10 ta odamga taqdimot o'tgan bo'lsangiz, ular 10 tasini ertasiga yo'q kuzatuvga oladigan bo'lib, kuzatuvga olib, ular bilan yana qayta suhbat quradigan bo'lsangiz, tijoriy suhbat olib boradigan bo'lsangiz, ularni 70%, ya'ni 7 tasi yozilishi mumkin ekan. Uni 2-chi, 4-chi kunga qoldiradigan bo'lsangiz 23%, ya'ni 2 tasi yozilishi mumkin ekan. 5-chi, 10-chi kunga qoldiradigan bo'lsangiz 7%, bitta ham emas. 7% bitta ham emas, 10% bo'lsa bitta bo'ladi. 10 ta odamdan 10% bitta odam bo'ladi. Mijozingizni so'rib qolishiga yo'l qo'ymang. Birinchi kundayoq kuzatuvni yakunlang. Ya'ni o'sha ertasiga yo'q kuzatuvga olib, munosabat taqdimot qilib, tajriba, demak, unga tijoriy suhbat olib borib, uni kuzatib olganingizdan keyin tijoriy suhbatingizga taklif qilib, ertasiga yana biron bir joyda tushlikdan biron joyda uni bo'sh vaqtini topib ko'rishib, yoki mana shu vaqtda bo'sh bo'laman, boshqa uchrashuvlarim ham ko'p, mana shu paytga vaqt ajratishga harakat qiling, sizga yarim soat, bir soat ajrataman va keyingi suhbatga ketaman deb turib, o'zingiz bandligingizni ko'p odam bilan gaplashishingizni ta'kidlab, u bilan ko'rishib o'tib keting, u albatta hayot qiladi. Issiq aloqalarni saqlab qoling. Mijozingizga SMS yozing, elektron pochta orqali, Skype orqali, WhatsApp orqali nafaqat loyiha haqida, balki ko'plab yangiliklar haqida xabar bering. Bilib turing, mijozingizning vaziyatiga sezgir bo'ling. Chin ko'ngildan mijozingizning holatini kuzating. Holatiga qiziqing. Mijozingizga qiziqib boring. Boshqa bir tashvish qilgan bo'lsangiz, hamdardlik bildiring. Bir qo'rqoqchi daqiqani o'tkazayotgan, to'y qilayotgan bo'lsa, to'ydanmi, salom o'tkazdingizmi, kelin olgan bo'lsa, kelinni oldingizmi, xizmatlarni qilib turibdimi, qiz chiqargan bo'lsangiz, qizingizga qanday ahvoli, borib chiqqan joyida qiz bo'lib qoldimi, ko'nikib qoldimi degan tasallilar bilan murojaat qilib turishlik, ularga doimiy aloqa qilib turishlik, bu albatta sizga issiq aloqalarni saqlab qolishingiz, ya'ni ular bilan issiq munosabatda bo'lib turishingiz, ular bilan kelajak bitimlarni olib borishlik holatlarini ko'rib, masalan, mana
bize ofisimizde köpçülük gibi bir şeydi. Doğru bile bile İslam'ın okumdan sohbeti bölümümüz. Kendi adamlarım doğruyum. Her gün hem, her gün kuruşsak hem, her gün ölçüp de sözlerini takırlar. Uyuk ahvallarını soran başka kılıp bu. Yani yakınlıkını kilitip çıkaydı. Yakın bölümdeki adam birbirine mühür muhabbet uygulandı. Birbirine mühür muhabbet uygulandı. Birbirine yakın bölümdeki karımdaş gibi birbirine tanış biliş bulup işte hani birbirine ziyanını rava kurmadığına halat gibi gelip lık lık paydağı bölüldü. Galabanızın 90% mücazinizde anık ve pıhtı kuzatılığı ölçünüzdedir. Bugün takdimatı verdiniz, bugün malumatı verdiniz. Kuzatılığı alın, daimi öbür açan parçası bağlanıp bölün. Bu sizi galabanızın 90% tamamlayın. Kuzatılığı. Takdimatı ötkendeki hakikti ki herhalde koysanız da ötkendeki hakikti miydi? Kuzatılığı olsanız kaçıp gelin elbette. Ya, ben nedir bu yaşlılıkını rol okur yaptı. Döptür siz ben alakayın tıkaçlıkları katkıladım. Demek muvaffakiyat hakkında da bir formülamız var bir yerde. Yani start, başlayın. Başlayın. Uylap kurun. Tahlil kılın. Rejilaştırın. Maşk kılın. Bacarın. Yine bacarın. Bacarışı devam edin. Bu muvaffakiyattır. Muvaffakiyat girişlik için albatta toltak olması gerek. Startta girdiniz mi? Boşadınız mı? Tamam, uylaş gerek. Kanda yetkilişliğine kılış gerek. Ve ordunlu ötme spotlarınızı ne kamçılık yok koydun? Tahlil kılışınız gerek, kamçılık bozu kamçılığına uzatırış gerek, harekat kılışınız gerek ve rejalaştıran işlerinizi yani bilgiler bu şey ne diyeyim, planıyor beni. Klasik de ki marş kılın. Marş kılın. Mesela takdimat kutuşluk için aynada koyup, aynada bir tane haneke kırıp, aynanı aldıkça türüp yok ki telefonunuzu uzunuz kayta kayta zaps kılıp, uçurup, zaps kılıp, uçurup takdimatı tercih marş kılın. Marş kıldınız mı? Onu koçada tanış bir işinizde onu icra edin, becerin. Bacarın, kayta bacarabilir. Bu sizin muvaffakiyetinizden gelene. Ben şu formülleri yakışarak ıslak koyuyla. Boşladınız mı? Oylak koyun. Tahmin koyun. Rejilaştırın. Maşk koyun. Devam edin. Toktamayın hiç kaçan. Bir madde yıkılınan adam yıkılıp atıverse yatıverdi. Yıkılıp koysanız, yolluk açıda yıkılsanız, atıverdiniz ki, kurganca atıverdi. Türkiye'ne harekat kılarsın mı? Biznesler şuna kadar. Bir kişiden yok degen, kapı işittiniz mi? Bir kişi cin ne dedi mi? Başka dedim, devam ettirin işinizi. Muvaffakiyat, sadakat sizin hareketinizde bulundu. Muvaffakiyat getirmiş olduğu kadarlar, taşrifinizden memnun ben. Skyward Community, Skyward'ı kurun, dünyanı kutkarın, Transnet'e yol verin, Transnet'e kurun. Sağolunuz, merhamet. Sağollar var mı? Savollar bo'lsa marhamat. Reglamentimiz bo'yicha savol-javob muddatiga yetib keldik. Ozroq tez gapirgan bo'lsam, tushuncha bo'lmay qolgan bo'lsa, taqdimotimiz yozuvi chiqadi. Yozuvni qayta-qayta to'xtatib ishlab olish imkoniyatim bor. Kattakon rahmat. Sizlardan ham rahmat. Taşrif buyurgan yenege, kuzatı olup buradan yenege, işitken yine üçün rahmetten canına sağ olsun, umurine uzun ıslığını bırak olsun. Sağ olup olsun merhamet, vaktimiz var gitti, 6 minit vaktimiz var. Reglament bunca 6 minit yana vaktimiz var. Sağ olup olsun merhamet. Biz kuzatı hakkındaki babımızı tülettik, yenge bablarımız daha olası yine ümrenin kuzu kardeyi buladı. Hazır biz 8. suhbatda o'tkazdik. Duplikasiya bo'yicha avval birinchi katta bir mavzuda, 1.5 soatlik mavzuda o'tib bergan edim. Qisqa-qisqa o'tib ketgan edik. O'shani hozir 8-chi bo'limga keldik. Yana bitta bo'limimiz bor. Uni ham o'tkazganimizdagi va qolgan bo'limlarga temalab o'tamiz. Kattakon rahmat, rahmat, rahmat. Shunday rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Savollar. Savollar bormi iltimos savolim bo'lsa beringlar. Vaqtimiz 5 minut bor. Bu yerda asosan eski odamlar tez gapirsangiz ham bo'laveradi. Rahmat, rahmat. Tez gapirsam ham bo'laveradi. Yo'q, buni zapsi borda, masalan, ba'zi bir gapirolmaydiganlar zapsini qo'yib berib
Nima qilishligi mumkin-da, mani sotinglar-da, sotinglar-da mani. Nima qilib jara o'tirmam men, mani sotmasalar. Yo'q, to'g'ri ma'noda aytaman, mani tijoriy usulda sotinglar. Ya'ni birov sotib, to'qmoq pul sotib olmaydi. To'g'ri ma'noda sotinglar. Baxtiyorjon, tanjoningiz sog' bo'lsin. İşlerimizde rivaç, barçanın işe rivaç. Bir de yangilikini aytıp koyayın, acayip yangilik, hop, kimdir kol kütendiler, söz veremiz, kime kanda? Kol kütendiler, kim kol kütendiler? Demek hazır, Baktiyar Can, söz veremez sizge, merhamet. Mikrofonumuzu yaktım. Kameranızı yaktım. Bahtı Hocam söz söylediler. Bahtı Hocam söz veremez. Kamerini ülediniz. Mikrofonunu da ülemediniz. Mikrofonla kayıtı zafroz veremem. Mikrofon yok şeyiz mümkün. Bahtı Hocam. Mikrofonu patrajlarını kımayarsınız. Kameranız yok burada. Bor bulun, aman bulun. Kamera yandı. Söz söyleken ekan, söz bir odun. Kameranı uçurdum. Mikrofon yok yok. Siz mikrofonun işlemi yaptı mı? Demek Baxtiyor Can, mikrofonumuz işleme yaptıyken, mikrofonumuz hazırlanmadan iken. Ben ikinci sefer söz veremiz, mikrofonu tarla koyun. Sıfattan aldın ol, gündüz günü bir vakti gelseniz, sınav vatkızıp koyarız, kılıp koyarız. Teknik sebeple göre Baxtiyor Can söz olur bile ki problem edilir. Varımız geçiyor, tencanımız sağ olsun. Şunaqa internetni tarmog'i keng nimalari juda katta da imkoniyatlari. Har bir odamni qanday o'tirganini ko'rib olishimiz ham mumkin. Demak, 2 minut vaqtimiz qoldi. Xo'p, so'zlab qo'yaman. Xo'p, bo'lsa so'zlasangiz so'z bilan. Kimda yana jelani bor? Savol bo'lsa, gapiradigan gap bo'lsa mikrofon beramiz, kamera beramiz, ko'rinib gapirishingiz mumkin. Qani? Imkoniyatdan foydalanish kerak. Baxtiyor, bemalol o'tirib o'rganyapmiz. Yo'q, bemalol, bemalol. Marhamat, shu o'ng tomonda yuqorida smayliklar yonida panja bundoq qo'yilgan rasm bor. O'shani bossangiz so'z beramiz. O'sha men ko'riladi meni. Kim so'zlamoqchi bo'lsa, o'sha mana shu belgini bossa, demak u qo'l ko'targan. Maktabda bundoq bo'lardi deb aytaman. O'shaqa narsa. Bemalol ko'rsatishingiz mumkin. Kamera beramiz, mikrofon beramiz. Yaxshi. Hammasi tushunarli. Hamma narsani qoidam. Tanjonga sağ olsun. Qabaskana uchun rahmat. Salomat bo'linglar, omon bo'linglar. Keyingi kunlarda ko'rishguncha xayr. Savollar bo'lsa, marhamat. Shunaqangi bir hozirgi paytda kompaniyalar ko'payib ketganki, ozgina muddat qolyapti. 20-25 kundan keyin 15-chi etap ko'tamiz. Juda katta imkoniyatda qo'ldan ketib qolmasligi uchun tanish bilishlaringizga yetarli ma'lumot berib olinglar. Bu kulla o'tmish bo'lib qoladi. Bu kulla qaytib kelmaydi. Bu kullaga keyinchalik orzu havas qilgan odamlar juda ko'p bo'ladi. Tanishlaringizga bir ro'yxat orqali qo'ng'iroq qilib aytib o'tinglar. Men ishtimoq qilgan ekanman deb ertaga afsus qilib tanishlaringiz ertaga sizlarga nadomat o'qimasin. Salomat bo'linglar, keyingi uchrashuvda ko'rishguncha xayr.